gittik madem böyle bir şey vardı. Öyle yapılıyor zaten. Aha, şey siktik. Arkadaşlar, şu an hala. Ben şarkıyı dinledim. Şimdi de size dinletiyorum. İlk gösterimi beraber izliyoruz. Saatler 00 gösterirken. Şehzade. Delalım. Mert. Bir aç Mert. Oy. Gözleri geceleri nasıl beni anlayabilecek o insafsızlar, derdimi dağlara taşlara söylesem anlayabilecek o insanlardan. Daha iyi ve de daha iyi daha net, bilmiyor ise etme delalet. Abi benim delalım, başımı belaya sokma, yeter eyvah, yeter, yeter. Ama yaralarım derin, isterim inat ediyorlar inan. Yine ben yalnızım kalmışım bir başıma, geceleri uyuduğum her gece ziyan oluyorum ama sana dönüyorum hep. Ediyorsun acıları üzerime sevk, ben acıda göğsüme geriyorum hep. Delalım sonuma olursa da, bir köşe başında hayallerim, batık bir gemide umutlarım, ciğeri yaralı bulutların içinde saklanır acılarım. Bağladım gitgide karaları, ben hep ağladım geceler yarılar yine. Unuttum yaraları, açan herkese, herkese açtım o kapıları. Beat beni etkiledi. Yanı gözdeki yaşları, verdiği sözleri hepsi yalandan. O gönülleri köz gibi kavuran, o aşk dolu sözleri safi palavra. Biri ben varım halikadavra, naaşım da bu son bir fısıltı. O benim delalım, başımı belaya sokma, yeter eyvah, yeter, yeter. Ama bas gitarı bayağı iyiymişti. Kardeşim Şehzade'ye yolu açık olsun demek istiyorum buradan. Birebir de tanıdığım çok çok iyi bir adam yani. Tanıdığım kadarıyla konuşabiliyorum en azından. Şarkısını beğenenler vardır. Beğenmeyenler olmuş olabilir. Olabilir. Sonuçta artık piyasaya çıktı. Ve bu saatten sonra tabii ki beğenenler dinleyecek. Bu iş zaten böyle yani. Tarzını beğenirsin. Sana hitap ediyordur. Dinlersin. Ama şunu söyleyebilirim ki çıplak sesiyle kayıt sesinin arasında fark olmayan insan benim için çok değerlidir yani. Onu söyleyebilirim. Bu adamın ben çıplak sesini de dinledim. Bundan bir farkı yok. Bence akapellasıyla aynı, evet. Çıplak sesi lan o anlamda, hani üzerinde oynama yok, bilmem ne yok ki, sesi de aynı ses demek istiyorum, anladın mı? Ha. Ben bir Jurox cover bekliyorum buna. Hadi hadi, sıra aynı sinemalarda demiş. Kendine müzisyenin ölümsüz eseri Şehzade Delalım mı dinledik? Kemal'im, klip de çok güzel olmuş ya. Klipte İbo'yu görenler beğensin yalnız.
Kripto like. İbo'yu yakalayanlar like'lasın. Ben gördüm. İbo'cum senin de yeni Manita ile aranın bozulduğunda acı çekme için geleceğin. Ben buraya not düşeyim. Tamam yaz, ben de her hatırladığımda geleyim. Her like'da geleyim, ben de bir ağlayayım burada. Dur ben de 4 kelimelik keşfet yorumu atayım. Sağ ol delalım. Şöyle chat'e atıyorum arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Tıklayın, like atın, bir şey yapın. Tamam. Abi o zaman buna uygun bir test attım sana. Şu an yani sana beğendim mi beğenmedim mi? Bırak o gömleği bir çıkar. Şuraya gel bir like'ını bilmem neyini at. Ondan sonra beğenmiyorsan yine beğenme kendi dünyanda. Tamam dostum? Arkadaşlar bunun reaction'larını izlediniz mi siz? Fırat Albayrak birazdan gelir anlatır. Yok bunun basını şöyle sevdim. Bunun reaction'ı diye bir anlatabilir yani, anladın mı? Ama bu Şehzade'yi bulup çıkaran Kemal değil mi? Scouting yapan. Evet evet, scouting kendine mi işin? Yok. Kemal değil. Aha. Öyle yazdı hikayesine. TikTok'tan gördüm ben çıkarttım dedi. Öyle mi dedi? Okan abi. Evet. Oğlum onu Okan abi. Ama Okan abi, yani işte Kemal'e atmıştır yani ilk gördüp dinleyip. Sence nasıl hani müzik kulağı olarak bir değerlendirir diye Kemal atmıştır. Kemal ile beraber hani onun sonraki aşama öyle gelişmiştir diye. Ben ilk Okan abi karşılaştı diye biliyorum ama. Okan Buruk değil be kanka. Okan Buruk mu? Oyit, oyit. Okan Bayülgen mi diye.